kayyum meselesine gelelim mi? Programı yavaş yavaş böyle hani sona gelecek. Şimdi Ahmet Özer mevzusunda Esenyurt Belediye Başkanı'nın yani tutuklanması, yerine kayyum atanması. Şimdi bir tarafta bekleyen, bir istinafta bekleyen bir karar var. Ekrem İmamoğlu'nun başında Abdülkadir Selvi'nin de yazdığı gibi, demokrasinin kılıcı gibi böyle sallanan bir şey var. Yargı kararı var. Bir taraftan da deniliyor ki ya bu istinaf işte onanacak ama bir kamuoyunu da bir algı. Çünkü iktidar da böyle bir şey yaparken harala gürele böyle paldır küldür yapmıyor. Yine de hani bir kamuoyu hazırlıyor, bir şey yapıyor falan filan. Çünkü en nihayetinde CHP'de giden AK Parti oyları var. Erdoğan'ın karşısındaki ciddi rakip. Yani Erdoğan'a giden seçmende Ekrem İmamoğlu daha oy verilebilir buluyor. Mansur Yavaş gibi yaklaşmıyor. Çünkü orada hani milliyetçi duygular falan filan bir sürü bir şey devreye giriyor. Deniliyor ki bu kayyum atanması Ahmet Özer'in danışmanlığını filan da yaptı. Ta 2016'lardan işte hani şeyler getirilmiş buraya. Burada bir artık yani kamuoyunu ya bak bunun da işte bak terörle de bağlantısı varmış kardeşim filan demek için yapılan bir şey deniliyor. Yani hedef İmamoğlu deniliyor. Evet. Ne dedim az önce tam ondan bahsediyordum. Bu işleri yapacaksan bana şunu göstereceksin. Ciddi olacaksın, tutarlı olacaksın, evet. Samimi olacaksın. Bu yorumlar Türkiye, doğru mu? Bak Türkiye'de bu meseleleri çözmek isteyen bir iktidarın ona yakın olan siyasetin, ona yakın olan yargının, ona yakın olan medyanın evet. elini vicdana koyup şunu sorması lazım. Ya Türkiye bu meseleleri konuşacak, içeride iç tahkim sağlayacak, kucaklaşacak, barışacak ama Türkiye'nin seçilmiş en büyük şehrinin belediye başkanına ahmak kelimesi üzerinden siyasi yasak getireceksin. Hadi canım sen de. İşte ciddi değilsin işte. Ciddiyet dediğin şimdi şey bu. Şimdi burada bu ciddi değil ya buna böyle hani bir şey kılıf bulmak için. Şimdi bir dakika biraz... bak tamam anlıyorum çok iyi anlıyorum. Buna kılıf bulmak, altını yapmak, işte altlık hazırlamak falan diyenler var falan filan. Bak kılıfa da ihtiyacı yok ki ahmaktan hocam, zaten geliyor. Aynen öyle bak. Hayır kamuoyunu şey değil. Kamuoyunu hazırlamak diyor. Ama açısından. Bak çok çok basit bir şey söyleyeyim Elif Hanım. Türkiye'de bırak 86 milyon vatandaşı, Türkiye'nin dışındaki milyarlarca insanı da. Böyle bir şey nedeniyle siyasi yasağı zorladığın her şeyde kaybeden bu yasağı getiren olur. Tabii bu İngilizce çevirirse komik olacak bir şey. Aynen öyle. Tabii. Stupid'den aynen adam öyle. Siyasi yasak aldı diyecekler. Stupid case yani. Evet. Tamam bak. Bunun hiç elle tutulur bir tarafı yok. Ama şimdi bu soruyu sormanızı da anlıyorum. Çünkü kardeşim yani bu dava açıldı. Hiç ciddiye bile alınmayacak bir davayken birinci derece mahkemede hakim değiştirildi. Değişen hakimi Samsun'a sürdüler. Adam isyan etti. HSK adamın derdini dinlemedi. İstinaf heyeti oluşturuldu. Bakıldı ki işler yoluna gitmiyor. İstinaf heyeti değiştirildi. Hani gayet iyi biliyorsunuz evet. yargı tarafını. Şimdi işte oy çokluğuyla mı olsun, oy birliğiyle mi olsun tartışmaları var istinaf evet, mahkemesinden. Evet. Ya bu rezilliğe sebep olanların bir tahkim yapması, buradan bir şey çıkarması, bir şeyi buna altlık olarak hazırlaması falan. İnanın bana hikaye. Bak Ekrem İmamoğlu çok önemli bir şey söyledi bu. Dünyayı bu konuşamıyor. Yani dünya değil ama iç kamuoyunda belki hani kendi seçmenini AK Parti'den giden seçmen karşı terörle de ilişkili bu. Hı hı. Ondan sonra bak buna itiraz falan etmeyin. AK Partililer kadar yargı yoluyla yapılacak, AK Partililer kadar yargı yoluyla yapılacak bir darbeyi çok iyi anlayabilecek başka bir kitle yok. Başlarından geçti. Hı hı. Çok önemli bak bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu bir laf söyledi. Millet beni nerede isterse ben orada olacağım dedi. Bu sözün altında şu var. Sen yargıyla istediğin oyunları, kumpasları, dizaynı kur kardeşim. Ben buradayım. Yani diyor ki yasaklasan da millet beni istiyorsa ben oradayım. Ama şimdi, bugün ama yarın. Ama bugün ama yarın. Evet. Ama işte şimdi siyasetinde tek bir dinamiği yok yani. Onlarca dinamiği var. O yüzden katılıyorum. Herkeste bu duygu var. Bir İmamoğlu. Çünkü olayın serencamına bakınca çok net kafayı takmış oldukları tırnak içinde söyleyeyim. Çok açık. Aleni bir haksızlığa doğru kendini bu yarıştan korktuğu için kendini hazırlamak isteyen bir iktidar var. Ben de aynı şeyi görüyorum. Ama millete rağmen bu işler olmaz. Olmayacağını da göreceği yeni bir şeye giriyoruz. Faza giriyoruz diye peki, düşünüyorum. Peki bu...